Evet, başlamamak için, bu konuya girmemek için, şu kayıt tuşuna basmamak için bir sürü bahane aradım ancak bahaneler bitti. Haftanın, ''Sen anamı çık git lan!'' I, uzun süredir bunu görmemiştiniz değil mi? Ve haftanın, ''Faşist Efe Aydal köşesi.'' <Sessizlik> Başlayalım, korkuncaya faydası yok. Bazı konular oluyor, insanlar merak ediyor neden bu konuyla ilgili podcast yapmıyorsun diye. Çünkü konuşulacak bir olay olmuyor. Yani, her gündem olan konuyla ilgili konuşmak zorunda değiliz. Çünkü birçok konuda da eklenecek bir şey yok. Yapılacak bir yorum yok yani. Ya da yorum yaparsak tekrarı düşmüş oluruz. Zaten düşüyoruz. Daha fazla düşmek istemiyorum açıkçası. Askerlerimizin donarak ölmesi de bu konulardan biriydi. Çünkü askeri bilgim olmadan bu konuyla ilgili konuşsam sadece işte boş sorumlular cezasını çekmelidir falan. İnsanları duymak istediği standart şeyleri söyleyip belki biraz takipçi kasardım. Ancak sorunun neyden kaynaklandığını bilemeyeceğim için boşu boşuna yorum yapmaya gerek yok dedim. Çünkü hani hep böyle iktidara falan yükleniyorlar da başka bir iktidar olsa şehit vermeyecek miyiz? Yani muhalefet güzel bir şey ama boş muhalefet yapmak, sırf muhalif olmak için muhalefet yapmak da aslında insanları duyarsızlaştırıyor. Ve sizin de etkileyiciliğinizi azaltıyor. Şey derler ya bir de işte sokakta fakir insanları çekerler. İşte görüyorsunuz bu iktidar yüzünden insanlar fakir. Şimdi her iktidarda fakir insan olacak. Sen başa geldiğin zaman gene fakir insan olacak. Tabii ki sayısı daha az olacak. Ama bir iki kişi bile olsa sana muhalif olan gazeteciler gidip o insanları bulacaklar. Fotoğrafını çekecekler. İşte bu iktidar yüzünden insanlar aç gibi. Evet biliyorum farkındayım. Başlığa şehit kelimesini koyduğum için bu videoda uygunsuz bulunacak ve reklamları çekecekler. Parayla çocukları öpüştürseydim o zaman önerilenlere konurdum. Ne yapalım? Sırf bu sebepten dolayı susacak değiliz. YouTube draması seyretmek isteyen başka kanala gitsin. Recep İvedik seyretsin. Biz işimize bakalım. Benim esas konuşmak istediğim bu donma olayının üzerine yapılan bazı insanlar tarafından yapılan yorumlar. Evet. Enternasyonel isimli bir bayan. Biji Enternasyonalizm Biji Serok Apo. Lives in United tabii ki. <laughs> tabii ki. Şehit sayımız ne yazık ki 3'tür diye bir e, haber paylaşmış. Yorum olarak da şunu yazmış. Sıcak çorbaya gelsinler. Ahmakça ölmek nedir yahu? Gözünden yaş gelen gülen yüz. Tabii mutluluktan mı o yaş geliyor gözünden? Yoksa başka bir sebepten dolayı mı gözünden yaş geliyor bilmiyorum. Alta idam edilmeli falan yazmışlar bu kadın için. Arkada LGBT bayrağı falan var fotoğrafının bu arada. Tabii ki. Biliyorsunuz LGB e hakları denince akla ilk gelen Kandil'dir zaten. Ben kendisini de o LGBT bayrağını alarak Kandil'e gitmeye davet ediyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi de bir ara sol perenken bu arkadaşlara röportaj yapmıştı. Karanlıkta yüzünü göremediniz. Sen git o bayrakla karanlıkta yüzünü göremeyeceğin insanlarla bir kucaklaş. Git ortalarında ben LGBT'yim diye bağır. Seni kucaklasınlar. Arkadan destek olsunlar. Her daim arka çıkarlar sana yani merak etme. Gerçekten niye Amerika'da yaşıyorsun ki? Barzani'nin aslanlar gibi Kürdistan bölgesi var. Niye gittin Amerika'ya? Burada üstüne fazla mı geldiler? Ama olabilir bak bu işleri yapıyorsan buna dayanman lazım. Mesela Mia Khalifa diye de bir hanımefendi arkadaşımız var. Bizim editör onun fotoğrafını koymuş podcastlerimden birine. Ona sor bak. O da gayet başarılı bir sanatçı. Onun da mesela üzerine çok gelirler. Ama o devam eder, sanatını icra eder yani. Senin de üzerine ne kadar gelirlerse gelsinler. Şöyle bir yüzünü sileceksin. Peçete yüzünü sileceksin. Sonra mesleğini icra etmeye devam edeceksin. Olay bu. Show must go on. Alta da yorum olarak şey yazmışlar. Bu kişi idam edilmeli. Bu kişi yaşatılmamalı. Şimdi zaten kendisi Amerika'daymış. Gitsin orada ne söylerse söylesin. Eğer Türkiye'de olsaydı tabii ki sınır dışı derdik. Zaten sınırın dışında. Orada mesleğini rahat rahat Orada kaliteli wet wipes'lar falan da vardır orada. Kaliteli ıslak mendillerle daha rahat bir şekilde mesleğini icra etsin. Tekrardan oradan buraya aldırıp da ondan sonra idam etmek falan hiç gerek yok. Ha istesek alırız o ayrı mesele. Ekonomik yaptırım bir bastık mı? Zaten benim anlayamadığım o FETÖ'yü niye biz alamıyoruz ki ekonomik yaptırımlarla? Biraz uyanık olacaksın işte. Türk lirası bizim değil mi sonuçta? Az önce bak söylediğime geliyor. Onlar nasıl bizi sıkıştırmak için doları yükseltiyorsa biz de TL'yi yükselteceğiz. Gidere gider abi. Biz de TL'yi yükselteceğiz. Hadi verme sıkıysa. Yalnız onlar da misilleme olarak yerlere Türk kahvesi falan dökebilirler. Bir de onlarda Osmanlı sandığı diye bir sandık çeşidi var. Otomun diye geçiyor. Sokaklarda Osmanlı sandığı falan yakarlar. O zaman dizlerimizin üstüne çökebilir O yüzden yapmıyoruz yani. Hani adamlar da bize misilleme yapabilir diye. Neden içimden Twitter'a dönmek gelmiyor? Sebep no 1234. Biliyorum oradan daha fazla kişiye ulaşılabiliyor ama o çöplükle uğraşmak istemiyorum şimdilik. Uğraşırım diyen varsa açsın bir tane fan. benim paylaşımlarımı falan paylaşır arada. Ama lütfen beni şimdilik karıştırmayın. Bu birinci ızdıraptı. Esas ikinci ızdırap, daha büyük olan önce arkadaşım paylaşımını size okuyacağım. Okuyunca rastgele bir adam sanacaksınız büyük ihtimalle. Bu şey gibi Atatürk büstü tokatlayan <laughs> İleri zekalı iyi aile çocuğu vardı ya onun gibi birisi sanacaksınız. Donarak ölen askerin haberini paylaşmış bir de demokrat haber diye. Ne güzel değil mi? bu adamların iki kelimesinden bir tanesi demokrasi. Eskiden dinciler çok kullanırdı onu. Şimdi başa gelince tabii kullanmamaya başladılar. Şimdi bunlara geçti artık. Bunlar da gene güç ellerine geçene kadar. Yani yarın bir gün iktidar falan olurlarsa bu arkadaşlar da o kelimeyi unutur neyse. Ne yazmış? Bu fotoğraf Kürtleri bitireceğim diye Kürtlere savaş açan saray rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Ye ne? Kürdistan'a sefer olur ama muzaffer olunmaz. Ünlem. Şey diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya bu tip saçma sapan adamlı Dur oğlum dur adamın kim olduğunu söylemedim daha. Devam edelim. Tek adam rejimini tahkim etmek için yoksul halk çocuklarını Kürdistan dağlarına süren derin devlet koalisyonu dağılmak üzere. Bunu söyleyen arkadaş eski HDP milletvekili arkadaşlar. Ve aynı zamanda insan hakları komisyonundaymış. Gerçekten çok başarılısın. İşini gerçekten dalga geçmiyorum. İşini gerçekten başarılı bir şekilde yapıyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü ben bile bu yazıyı okuduktan sonra kürdosu falan demek istedim böyle. Ama ondan sonra paylaşımdan yapılan yorumları görünce kendime geldim tekrar. Birçok Kürt de bu paylaşıma tepki göstermiş. Neden düşmanlık yaratmaya çalışıyorsun diye. Aynen öyle. Diyorum ya adam başarılı yani. Arkadaşlar ırkçılık şu anda günümüzde yani. Günümüzde ırkçılık neden bu kadar hızlı bir şekilde yayılıyor sizce? Evet şu da var tabii ki. Kendinden ırkçı olan aşırı ön yargılı insanlar da var. Ama inanın ki bunlar azınlık. Yani evet o kişiler ne olursa olsun kendi ırklarından olmayan insanları alt insan gibi görüyorlar. Ya da beyazsa siyahları alt insan gibi. Ne olursa olsun bu değişmeyecek. Ancak çoğunluk bu tür arkadaşların, bu tür insanların tahriklerine tepki olarak ırkçı oluyor. Çünkü insanlarda zaten triballeşme, kabileleşme içgüdümüzde var. Ancak tabii artık medeniyetin içinde olduğumuz için o içgüdüleri geriye attık. Mantığı ön plana çıkardık. Ama bu tür insanlar sayesinde daha önce demiştim ya insakları falan değil. Bu adamlar nefret grupları. Bu adamlar nefret üzerinden beslenen nefret grupları. Yarın bir gün gerçekten Türk ve Kürt dost olsa bu adamlar işsiz kalır. Daha önce de söylemiştim. Bu adamlar işte sokak hayvanlarını koruyoruz deyip de para kazanıp para toplayan ama sokaktaki hayvanlar kısırlaştırılacağı zaman itiraz eden ne daha acaba? İnsanlar gibi nefreti kendileri yaratıyorlar, tahriki kendileri yaratıyorlar ve bunun sonucunda da ortaya çıkan nefreti kullanarak gene bunu kendilerine yakıt elde ediyorlar. Kendilerine prim kazandırıyorlar. Bakın işte biz demiştik. Şurada bir Kürt düşmanı var. Öteki tarafta bir ırkçı var diyerek. Bu adamları tanımak için asla şak diye tanıyabilirsiniz. Yani kim gerçekten azınlık hakları savunucusu? Kim tahrik üzerinden, nefret üzerinden prim kasan insan? Bunu aslında çok rahat tanıyabilirsiniz. Bu insanların en büyük özelliği ilk fırsatta ırkçılık kartını kullanmaları. Burada da aynı şey geçerli. Erdoğan demiş ki ben Kürtleri bitireceğim. Öyle mi? Bu zaten arkadaşlar bu batı propagandası. Yani Türkiye'de siz hiç öyle bir şey düşünüyor musunuz? Bu adam Kürtleri bitirecek veya bu adam ırkçı. Trump için de çünkü onu kullanıyorlar biliyorsunuz. Siyahları bitirecek. Siyah düşmanı. E bizim burada neden o zaman Kürtler bu adama oy veriyor? Veya neden bu adamın kendi partisinin içine Kürt var? Neden var? Yani ırkçı ise Kürtleri bitirmeye bak düşün. Güzel kardeşim gel. Gel 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 nereye gidiyorsun gel. Bir adam ırkçı ise ve bir adam Kürtleri bitirmeyi hedef edindiyse partisine Kürt alır mı sence? Trump için de aynısı geçerli. Adam birçok şey olabilir. Ama adam iş adamı. Adam menfaat düşünüyor. Bizim buradaki de öyle. O da menfaat düşünüyor. Sevmediği insanları ırkçı sıfatını yapıştıran bu sol gericiler bunların işte en büyük özelliği bu oturduğunuz yerden ne kadar çok şey oluyorsunuz değil mi? Homofobik oluyorsunuz. Kadın düşmanı oluyorsunuz. Feministleri eleştirdiğiniz zaman. Bu faşist efaydal esprilerinin çıkış yerleri hep bu işte. Faşist efaydal kadınları aşağıladı. Ne oldu acaba? Bazı ızdıra feminist derneklere dalga geçmiştim. Herhalde ondan kadını aşağıladı diyorlar. Faşist efaydal LGBT'ler ölsün dedi. Bunların çıkış noktası bu. Oturduğumuz yerden muhabbet ederek faşist olabiliyoruz. Faşist olmak artık her zamankinden daha kolay. Hiçbir olmadıysa Okan'a kapalı alanda sigara içme diyorsun. O zaman da faşist olabiliyorsun. Hatta öyle faşistmişsin ki bugün kapalı alanda sigara içme deyince yarın da yemek yeme dersinmiş. Bu adamların yaptığı tahrik üzerinden, nefret üzerinden para kazanma takım fanatikliğinde de var. Ben şu anda okula gitmediğim için, herhangi bir sınıfta olmadığım için o olaydan kurtuldum. Ama mezun olana kadar o olaydan kurtulamamıştım. Galatasaraylı olduğunu öğreniyorlar. Şimdi diyorsun ki ya bana ne? Fener onu yenmiş. Beşiktaş ötekini yenmiş. Galatasaray Fener maçı. O onu yense ne olacak? Çünkü birkaç ay sonra bir daha oynayacaklar. Öteki şampiyon oldu öteki sene. Yani onun şampiyon olması bile bir ay sürecek. Hiç umurunda değil diyorsun. Ama mutlaka diğer takımlardan hangi takım olursa olsun bir iki böyle tahrikçi çıkıyor. İşte ne bileyim senin tuttuğun takım Avrupa'da yenilince salak saçma konuşmaya başlıyor. Öyle olunca sen de o takıma karşı komple ve o takımın taraftarlarına karşı komple kim beslemiş oluyorsun. Maalesef bu herifler ve bu adamların şeyi de yok ha. Herhangi bir karı da yok. Kasıtlı olarak yapmıyorlar. Mal oldukları için yapıyorlar. Özellikle gençken onu çok isteriz ya kim olursa olsun neresi olursa olsun bir gruba ait olmak. Gene insanların yapısında olan bir şey işte maalesef. Ben şeyi bekliyorum hala o çıkmadı ya. Kanoncularla Nikoncularla dövüşmesi. Ulan çıksın da bir dövüşelim ya. <laughs> ne zaman olacak abi o kavga? Veya mekçiler, PC'ciler. Meydan savaşı yapalım. Arkadaşım iki Nikoncu doğmadan ölmek istemiyorum. Şaka şaka ben zaten Blackmagic'ciyim. Bu paylaşım yapan sevgili arkadaşım. Beni dinlediğini biliyorum. Ciddi misin sen? Bir dakika ne demiş bir daha bakalım. Saray rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Kürdistan sefer olur ama muzaffer olunmaz. Biliyorsunuz arkadaşlar internet üzerinde kimseye küfretmemek lazım, kimseye hakaret etmemek lazım diyorum ama bazen çok zorlanıyorum. Neyse, ileri zekalı, iyi aile çocuğu arkadaşım. Sen bugün bu paylaşımı yaptın. Yarın operasyon yapıldığı zaman TC insanlara zulüm yapıyor Amerika koş yetiş diye paylaşım yapacak mısın? Ulan kaç kere yaptınız bunu? Kaç kere? Yani bir insan evladı bu kadar mı dayak arsızı olur? İnsanları tahrik eden sensin. Çünkü bunu görüp gerçekten inanacak senin takipçilerin vardır büyük ihtimalle. O olmasa çünkü buranın üzerinden prim kasmaya çalışmazsın. Çok büyük ihtimalle bunu görüp TC'yi dize getirdik. Açılım döneminde de öyle diyorlardı ya. TC yenildi. TC'yi dize getirdik. Ah, gene buna inanıp sen neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Onun ben farkındayım. O yüzden sana demiyorum dayak yemekten usanmadın mı diye. Çünkü sen dayak falan yemiyorsun. Sen nefret pompaladıkça cebini dolduruyorsun. Çatır çutur değil mi? Prim yapıyorsun. Cebini dolduruyorsun. Ün kasıyorsun. Gündem oluyorsun. Sana giren çıkan yok. Seni takip eden arkadaşlar. Sana inanan arkadaşlara giren çıkan oluyor hep. Bazı insanlar vardır. Bazı çocuklar vardır. İnanamazsın yani. Ben küçükken bunu yaşıyordum. Ben de küçüktüm tabii o sırada. Gelir nanik nanik nanik. Ya, oğlum siktir git dersin yani. Git buradan. Yanına giderken kaçar falan böyle. Bu çocuklar yüzünden mi ben psikopat oldum acaba arkadaşlar? <laughs> yani çocuk derken sen de çocuksun zaten de işte sen 8-9 yaşındasın o da senden 1-2 yaş küçük. El kol yapıyor falan ya siktir git. Sonra iyice sinirleniyorsun koşuyorsun koşa koşa yakalıyorsun bunu artık. Ondan sonra tutuyorsun ümüğünü sıkıyorsun tamam abi yapmayacağım abi abi yapmayacağım bize zulüm yapmayın falan. TC bize zulüm yapıyor. Ondan sonra tamam arkadaşım akıllı ol. Bak burada oyun oynuyoruz biz. Bozma oyunumuzu. Bırakıyorsun bıraktığın anda iki adım öteye gidiyor. Ondan sonra tekrar el kol hareketi yapmaya başlıyor. Şimdi sen olsun işte. Veya sana inanan insanlar o. Oğlum neden böyle bir zihniyetiniz var? Neden siz böyle oldunuz? Evet artık tecrübeliyim bu sözümün üzerine Efe Aydal Kürtlere lafı. Hayır. Bu senin zihniyetindeki insanlardan bahsediyorum. Türk de olsa, Kürt de olsa, Arap da olsa. Neden sizler böylesiniz? Oğlum bir kere daya yiyiyorsun. Yani bu adama hala ni niye inanıyorsunuz? Onu anlamaya çalışıyorum ben. Bir kere daya yemişsin. Bir daha olacak şey besbelli belli yani. Kaç bir keresi 10 kere yemişsin yani. Olacak şey besbelli. belli. Gene bu adamlara inanıyorsunuz. Gene TC yenildi. Gene zafer. Manyak mısınız oğlum siz? Hasta mısınız? Altı bu adamı desteklemek için Türk olduğunu söyleyen. Tabii bu Twitter çöplüğü olduğu için ben Türk'üm diyenin Türk olduğunu da bilemezsin. Ben Kürt'üm diyenin Kürt olduğunu da bilemezsin. Eleman diyor ki biz Türk'üz ama utanıyorum kendimden. Elektrik faturası falan diyorsunuz utanmadan. Siz önce işte Kürtlere elektrik işkencesi yaptınız. O işkencenin önce faturasını ödeyin. Bu da aslında tamam rastgele birisi söylemiş olabilir ama bu çok fazla kullanılan gene Batı propagandasının örneklerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Bakın bu çok önemli bir kural. Batı propagandasının en önemli kurallarından bir tanesi. En büyük kurban ilan edilen en büyük zorba olmaya hak kazanır. Bunu çok kullanırlar. Her şey yapar yapar kesin haksız olduğu ortaya çıktığı zaman siz şu kadar sene önce bize bu zulmü yaptınız bitti. Black Lives Matter'da da yapıyorlar onu. Mesela Black Lives Matter'ın içinden hiç böyle savunulmayacak bir hareket yapan biri mi çıktı? Hemen ama siz şu kadar sene önce zulüm yaptınız zencilere. Ya da biliyorsunuz Yahudilerin çok kullandığı, Ermeyelerin çok kullandığı bir olay. 100 sene önce siz bizi katlettiniz. Belki çıkıp biri şunu diyebilir. Unutsunlar mı 100 sene önce? Şu an o kadar çok şey unutuluyor ki. Her ülke her ülkeye yaptı bunu. O kadar çok şey unutuluyor ki işlerine gelinmeyen şeyler unutuluyor. 10 milyon Kongolunun işgalci Belçikalı tarafından öldürülmesi unutuldu. Neden? Black Lives Matter değil mi? Black'ine göre değişiyor mu yoksa? Hintlilere yapılan İngiliz katliamları unutuldu. Film yapılırsa böyle tek tük belki. Ondan sonra tarih derslerine belki kenarda köşede. Ama ötekinde Yahudilere yapılan zulümle ilgili tonla film vardır. Ve bunun haricinde daha önce de söylemiştim. Gırgır'ın Yahudilerle ilgili yaptığı, Musa ile ilgili yaptığı bir karikatür vardı. Onun üzerine büyük tepki almış ve dergiyi kapatıyorlar. İskoç bir YouTuber vardı. Bu adam kesinlikle Nazi sempatizanı falan değil. Ama komiklik olsun diye köpeğine nazi bıyığı yapıp video çekmiş. Hiçbir agresiflik falan yok. Tak diye adam hapis cezası aldı. İskoçya'da varmış. Ve tabii ki o davayı açanlar bilmem ne İskoçya, Yahudi cemiyeti mi öyle bir şey. Tipler falan belli yani. O davayı açanın kim olduğu belli. Hadi bir şey diyebilir misin? Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Kanada Başbakanı hemen gidiyor. Ermeni soykırımı anıtını ziyaret ediyor. Asla unutmayacağız. Unutmazsın tabii tarrak kafa. Tabii ki unutmazsın. O işine geliyor çünkü. Onu unutmamak işine geliyor. O yüzden onu unutmazsın. Ötekiler onu siktir et. Onları unut. Gitsin. Onlar önemsiz insanlar. 10 milyon ya önemsiz insanlar onlar. Bu olayı bildiğin zaman arkadaşlar yani en büyük kurban ilan edilen en büyük zorba olmaya hak kazanır kuralını bildiğin zaman birçok olay mantıklı gelmeye başlayacak. Neden Ferguson'da iki tane soyguncunun polis tarafından vurulması tüm ülkeyi ayağa kaldırdı da 10 milyon kişiyi katleden Leopold'un heykeli hala daha duruyor. Ve kimse bir şey yapmıyor bu konuda. Sebebi size artık söylememe gerek yok. Çünkü bunların hepsi zaten politik oyun. Herkes işine ne gelirse o. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşacaktım ama onunla da ilgili benim ekleyebileceğim bir şey yok. Orada da gene. Yapanlar Suudi Arabistan'dan olduğu için Amerika pek bir şey yapamıyor. Suudi Arabistan'la çünkü çıkar ilişkileri var. Eğer ki bunu Suriye'de Esad yapmış olsaydı Bomba manyağı yaparlardı çok büyük Bomba manyağı yaparlardı adam. Ve o mesela Kaşıkçı'nın böyle ailesi konuşturulur, çocukları konuşturulur, belgesel yapılır. Yazık değil mi bu insana falan diye. Hillary bastırır, Suriye'yi bombalamalıyız. Bu katliamcıları yok etmeliyiz falan. Çıkar arkadaşlar. Hiç kimse aslında hümanist değil. Hiç kimse insancıl değil. Bir de bu tür olaylara tepki olarak bir seyircim yazmıştı. Efe abi ben düşünce olarak Tamamen seninle aynıyım ama ben Kürdüm ve Kürt olduğum için bu insanların yaptıklarına utanıyorum. Arkadaşım utanma. Senin gibi düşünen başka insanların olduğunu da biliyorum ben. Utanmayın arkadaşlar. Onların yaptığı onları bağlar. Siz çıkın konuşun. Deyin ki ben Kürdüm, ben bunu düşünüyorum. Deyin ki evet, baskıya uğrayacaksınız. Türklerden çok solperen Kürtler tarafından baskıya uğrayacaksınız. Önemli değil. Çıkın konuşun. Başkasının yaptığı bir şeyden dolayı utanmak zorunda değilsiniz. O zaman benim Almanya'ya gittiğim zaman bu Hans Bilaller yüzünden hiç insan içine çıkmamam lazım. İnsan içine çıkmamam lazım. Bazen mesela orada da bu insanlar yüzünden Türkleri kötülüyor. Türk olduğu halde. Onu da yapma. O da yanlış. Neden? Şunu söylemen lazım. Arkadaşım sen bu çomarlar yüzünden bütün Türkleri kötülüyorsan sen ırkçısın. Hani ırkçılık kötüydü? Bir yerde yaşayan azınlıkla mesela Almanya'da yaşayan Türkler veya Hollanda'da yaşayan Türkler ile Türkiye'de yaşayan Türkler aynı mı? Veya Türkiye'de yaşayan Ruslarla Rusya'da yaşayan Ruslar aynı mı? Bunu düşünüyorsanız suç sizde. Hans Bilaller'e bakarak Türkler şöyledir gibi bir genelleme yapıyorsanız suç sizde. Siz ırkçısınız. Türkiye'de eğer bu tahrik edici paylaşımları yapan adamlara kanıp da Kürt düşmanlığı yaparsanız suç yine sizde. Irkçılık da bir bölücülük çeşididir arkadaşlar bölücülere boşuna Kürt ırkçısı demiyorlar. Bu gibi adamların prim yapmasını, bu gibi adamların kazanmasını istiyorsanız, yani bu tahrik eden adamların kazanmasını istiyorsanız, bunlar iki şekilde kazanır. Bir, Kendilerini inandırdıkları Kürtler sayesinde, 2. Kendilerine tepki olarak ırkçı olan Türkler sayesinde. İkisi de bu adamların işine yarar. İkisi de bu adamlara primdir. O zaman ne arkadaşlar? Kafayı kullanacağız. İçgüdülerimizle değil, duygularımızla değil Evrimsel bir kalıntı olan tribal zihniyette de değil, mantığımızla düşüneceğiz. Evet, YouTube farkındayım. Bu videoyu da uygunsuz bulup reklamını kaldıracaksın. Böyle şehit falan dedik ya. Çok aşırı ağır konuştuk herhalde. Ama sen benim potansiyelimi bilmiyorsun. Sürekli tostçuların falan videolarını önerilenlere koyuyorsun ama sen bir Efe Aydal sucuğunu yesen bir daha tostçuya falan gitmezsin.